Baya bir test. Gece hiç uyuyamadım. Şu halime bakın artık. Nasıl çalıştıysam kendimden geçtim. Tam kafa yemiş birine gibi duruyorum şu anda. Neden buradan çıkıyor? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Çok artık gerçekten bitsin istiyorum. Sadece bitsin. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Bilgesu. İkinci haftalık vlogum'a hoş geldiniz. Benim için çok güzel bir seri oldu çünkü siz de yorumlarda beğendiniz ve bugün yayınladım aslında birinciyi. Bugün 26 Mart. Pazartesi 22:53 saat. Saat baya geç olmuş. Ben yeni oturdum. Birinci haftalık vlog çok beğendiğinizi gördüm yorumlarda. Herkesin böyle gaza gelip ders çalıştığını falan okudum. Mutlu oldum. Bu vlogda yine çoğunlukla ders çalışmalı olacak. Çünkü zaten ben de genelde bunu yapıyorum her gün. Bu vlogda ayrıca şöyle bir şey de olsun istedim. Sadece akşam sabah ders burada aynı ortam değil de birazcık da gün içinde dershanede falan da çekmeye karar verdim. Çünkü çok eğlenceli bir dershane ortamımız var. Orada da arkadaşlarımı, orada ne yaptığımızı, neler çözdüğümüz, neler yediğimizi falan görmenizi isterim. Çünkü gerçekten eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Genel olarak bütün vlogda yani tipime ve üstümdekilere gerçekten aldırış etmeyin lütfen. Çünkü sadece eve geliyorum ve ne buluyorsam onu giyiyorum. Gördüğünüz gibi hiç kırışık falan diye giyimim diye düşünmedim. Herhalde son iki videomda o kadar özensizim ki yani bu ikinci videom gibi düşünüyorum. Bu videoda ve bundan önceki haftalık vlogda o kadar özensizdim ki yani şu anda kendimden utandım ama böyle olacak yani çünkü doğal halim bu. Hani gidip ütüleyip gelemem şu anda. Ona zaman kaybedemem. Bugün YGS tarih çözeceğim. Analitik tarih. Artık YGS değil TYT ama bu aslında iki sınavın konusu olduğu için Osmanlı çözeceğim. Osmanlı dağılma dönemini çözeceğim. Osmanlı biraz zor geliyor bana çünkü ezberlemesi zor. Şu kadar çözdüm şu ana kadar. Bakın göstereyim. Göremiyorsunuz çok ama bu kadar çözdüm. Yani yarısını falan çözdüm işte. Şu halime bakın artık. Nasıl çalıştıysam kendimden geçtim. Saat 1:30 olmuş. Kaçta başlamıştım? 11'de galiba işte 2,5 saat olmuş. Bayağı bu kitabı ben bayağı sevdiğimi fark ettim. Çok güzel kavram metaları var. Çok güzel özetler var. Tekrar göstereyim. Toplam 144 soru çözmüşüm. Şu an gerçekten saçım falan berbat duruyor. Tam kafa yemiş birine gibi duruyorum şu anda konuşamadım. Herkese günaydın. Bugün 27 Mart Salı günü. 11:30'a geliyor. Dershane buradan aslında o kadar yakın değil ama yürüyerek bir yarım saat falan sürüyor. Hazır hava bu kadar güzelken yürüyelim dedik. Yürümeyi çok özledim. O yüzden çok güzel bir fikir oldu. Herkese yeniden merhaba. 27 Mart Salı günü. Yine sizlerle beraberim. Haftanın ikinci gününde. Yüzümden de gördüğünüz üzere çökmüş bir durumdayım. Normal coğrafyayı çok severim ama eski konuları biraz unutmuşum. Bu bitki ve iklim falan. Haritada bir yer soruyor. Ben böyle kalıyorum. O yüzden kendime sinirlendim. İşte böyle tipim için özür dilerim. Her zamanki halim artık alıştınız. Yani bu sadece neden buradan çıkıyor? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Şu hale bakın. Gidip duş falan mı alsam moralim yerine gelse? İkidim çözeceğim galiba. Of ya. Bir şey diyeceğim. Gerçekten çok sıkıldım artık. Niye bilmiyorum. Çok artık gerçekten bitsin istiyorum. Sadece bitsin. Başka bir şey istemiyorum. Bugün 28 Mart. Çarşamba saat 10:44. Böyle arada şey olur ya, televizyon takılırsınız, sonra yatmaya devam edersiniz falan, sonra bakarsınız saat 11 geliyor, 11 olmuş yani. Bu yüzden yeni açabildim kamerayı. Şimdi çantamı boşaltacağım. Öncelikle bugün ne yaptım dershanede? Bugün dershanede tarih çözdüm full. Dün coğrafya çözmek istiyordum biliyorsunuz. Sadece bir istekle kaldı, neden bilmiyorum. Böyle birazcık gözümde büyüdü onları hatırlamak. Dün böyle moralim falan bozuk olunca hiçbir şey yapmadım. Bunun için de moralim bozuk ama yapacak bir şey yok artık. Bugüne bakıyoruz. Yine kızarmışım bakın. Bu kitaba hiç başlamadığımı fark ettim.
bu kitaba başladım. Bu birazcık TS kitabı, daha LYS konuları da var çünkü. Her üniteden iki test, iki test gideceğim. Hani her üniteyi bitire bitire değil de böyle ondan iki test, ondan iki test. Böylece kitabın sonuna kadar iki test çözeceğim. Daha sonra mesela iki hafta sonra aynısını bir daha yapacağım. Kalan iki testleri çözeceğim. Böylece hem kaynağın hani bir anda bitmemiş olacak, hem de kitaplar yarım kalıyor hep böyle. Ama parça parça gidince yarım kalmaz diye düşünüyorum. Çünkü öyle daha dolu gözüküyor. İnsanın yapası geliyor, bitireyim de hani bitsin falan gibi. 15 soruya yakın 9 tane test çözmüşüm. Ya ben her gün birkaç ders çalışamıyorum. Her günü bir ders ayırıyorum. Niye bilmiyorum. Uzun saatler çalışmak daha, yani bir derse daha iyi geliyor. Coğrafyaya da artık bugün hani zaman kalır mı bilmiyorum. Eğer sıkılırsam coğrafyaya da geçeceğim ama öyle. Bir de bir kez diyeceksiniz, niye hiç matematik çalışmıyorsun? Çünkü TS'yim biliyorsunuz. Ve YGS hani konuları ilk, yani TYT'de çıkacak matematik. Hani temel matematik aslında 9-10 konular ama tabii ki çok seçici sorular da var. Mesela 40 sorunun 10'unu herkes yapabiliyor. 10'unu daha iyiler. 10'unu hiç yapamıyorum mesela. Hani böyle genel olarak 40'ta 20 falan yapıyorum matematikte, TYT'de. 20'nin üstüne çok çıkamıyorum çünkü problemler falan zorluyor biraz. Geometri falan da biliyorsunuz. Yani bu bizim dersen deneme, gerçek sınavda da artık nasıl olur bilmiyorum ama buna yakın olur diye düşünüyorum. Benim için yeterli zaten çünkü TSR genelde ilk sınavda, TYT'de hiç yapamıyor matematik. Benim için olumlu bir şey olacak matematik. O yüzden ben şu an AYT'ye çalışıyorum çünkü AYT'de hani gerçekten salt bilgi çıkacağını düşünüyorum. Herkes öyle diyor zaten. Yani öyle çıkar. Hele TS olduğum için salt bilgi sordum. Hani yorum falan yapamayacağım. O yüzden artık ezber yapıyorum işte böyle. Kaç saat oldu? Bayağı oldu. 4 saattir falan oturuyorum burada. Baktım. Çok ezber. Bir TS olmaya alışamamak böyle bir şey galiba. Kuruluşundan yükselişinin duraklamaya kadar özet çıkardım. A3 kağıtları çıkardım. Burada Osmanlı kuruluş dönemi özeti. Evet, bugün 29 Mart. Saat tam 9'u çeyrek geçiyor. Daha sonra yemek yedim, masayı topladım. Buraya geldim. Alo. Gece hiç uyuyamadım. Zaten 2.30'da yattım. Bütün gece her bir saatte bir ya da hatta yarım saatte bir uyanıp durdum. Ama çok kötü bir gece. Gerçekten normalde ben çok ağır uyurum. Ve hani bomba patlasa duymam, o derece ağır uyurum. Ve gece her şeye, her sese, her etkene kalktım. Bayağı bir test. Yaklaşık 14 test. İşte yani 7'si 7-7 diyelim. Yazım yanlışları falan. 7 tane de noktalama çözdüm. 3 tane testte mantık çözdüm. Çok çabuk bitti. Bugün haftanın 4. günü ve ben sanki pazartesi gibi hissediyorum. Sanki kameranın karşısında bugün yeni başlıyormuşuz gibi. Bu demek oluyor ki bu hafta henüz beni yormamış. Bu hafta daha çok çalışmam lazım. 31 Mart saat 11. Ben dün kamerayı açmayı unuttum cuma günü. Çünkü dün akşam çalışmadım. Çalışsaydım kesin açardım. Dersende zaten çok yoruldum çünkü erken gittim. Daha erken gittim normalde. Bir de öğretici metinlerin özetini çıkardım böyle. Sonra bunların 3 kaynaktan testlerini çözdüm. Zaten çok az test vardı her kaynakta. Aynı tempoda devam etmek çok zormuş, bunu anladım. Şimdi o yüzden yani yapacak bir şey yok. Bu vlogumda geçen haftaki tempoyu bulamadım ama. Nina! Ne bu? Dershane vlog. Evet, haftalık vlogum, hoş geldiniz. Haftalık vlog. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bir şey demek. Senin kolmayla ne oldu? Bunda sürekli bir şey içerisinde kolum sakatlanıyor. Çıktı bir de, daha demin şeydim. Oturuyordum sırada, düştüm. Göbeğim çok acıyor. Çok güzel anlatmadın. Göbeğim çok acıyor. Dersin mi var? Burada da Naksın kralı. Ben şimdi derse giriyorum. Tefste tekrar Buket'in yanına geleceğim. Buket'le sohbet edeceğiz. Hem belki bize challenge fikri versiniz değil mi? Bayağı bir yapmak istiyorum. Bay bay. Niye? Abi bu nasıl çıkıyor? Ne güzel dershane reklamı yapıyoruz. Ay çok güzel geliyor. Aynen.
Evet. Şimdi biz Buket'le video çekmek istiyoruz hep. Ama çekecek bir şey bulamıyoruz. Belki diyorum ki... Ben biraz utandım ya. Bayağıdır kamera karşısına çıkmıyor ben. Evet, şimdi yağmur geliyor. Özlemişsindir, aynen. Ben de ya. Normalde böyle yağmurda Buket gelip bana şey diyordu, video çekelim mi? Benden çok istiyorlar. Ben Efe'yi göstersene. Nedir? Ah, satılıyor. Aynen. Yapalım mı onu? Neyi? Bin nasıl oluyor? Bin bazı böyle şey. O şey hemen. Böyle bebek gözü falan çıkıyor. Kusum falan var. Bir tanesi vardı. Neydi? Kokarca şeyi. Ben onu yedim bir hafta sonra ağzından. İğrenç. Aynen, kokarca gerçekten çok kötü. Ben bebek bezi gelmiş ama ıslak mendil gibiydi tadı. O yüzden çok kötü. Onu acaba nasıl yapıyorlar? Ben onun belgeselini izlemiştim. Ne oluyor abi? Ünlü müsün? Evet. Nereden ünlü müsün? Utandım mı? Evet, ben kamerayı. Bu arada Yıldız Dershanesi'ndeyiz. Bakın şurada. Şurası gözüküyor. Ümitköy'de. Eğer Ankara'da dershane arayan varsa... Güzel. Bayağı mutlusun ya. Kimse tanıyamayacak şimdi. Sen yemek yiyorum, bayağı mutlusun. Evet, Jumbo ile hiç tanışmamıştınız. Dershaneden Jumbo. Aa, buna başka bir şey istediniz mi? Dershaneden Meta. Ve Ece. Ve Kaan. Gereksiz. Çok mutlu. Herkes çok mutlu. Şimdi çiğ köfte yiyeceğiz. İnanılmaz. Çok mutlular. Çok mutlular. Size bağımlı bile bir şimdi ne yapıyoruz? Çiğ köfte yiyoruz. Ha, link. Link nerede? Linkimiz yok. Bilmem, bir şey demek ister. Bugün çok güzel bir gün diyor. Ben size çevireyim. Ya özlemişim. Evet, coğrafya time. Dövmeni göster. Şimdi size dershanemizi gezdiriyoruz. Ama çok güzel çıkmıyor mu ışık? Çok şey güzelmiş abi. Evet. Fotoğraf da çekiyoruz. Hemen bu. Hadi sen tut, ben kayayım. İlk defa vlog çekiyorum şu an. O ilk defa vlog. Çok tatlı oluyor. Ay, şey olmuyor. Az önce çok tatlı olduğumu söyledi. Çok yemeğe gitmemiştik. Ben aşırı tatlı olmuş. Gerçekten mi? Al. Alın da ilk defa görüyorsun galiba. Hayır, ve şeyde var, çiçek tahmini. Aa, evet. O video çok az izlendi, kimse bilmiyor ama Alaz da vardı o videoda. Yani tanıyorsun. İçecek tahmini yapmıştık samanda. Aa, düşüyor, topuzum düşmüş. Bakın, topuzlarımı açtım. Çok eğlenceli bir ders. Ama gerçekten eğlenceli bir dershane değil mi? Hocalar izliyor yalnız. Cidden mi? Evet. Bütün hocalar efsane. Herkes Tunç Hoca. Vlog'a sen ne yapıyorsun? Canlar kızı suyunu atıyor. Bilgi sattım. Çok tatlı oldu. İnsanlar üniversitesi var. Bu vlog'da mezuna kalmak hakkında. Sakın aşık olmayın. Sakın aşık olmayın. Ama ben böyle bir sıkıntı var. Ama Furkan yani son yılımda beni hani çok destek olduğu için bana çok mutlu oluyor. Ama eğer platonikseniz ya da bu üçüden çok güzel tavsiyeler olabilir. Sorularınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Hatta kazandıktan sonra hepimiz çok daha güzel olur. Evet. Selam. Ben şimdi anneannemdeyim. Birazdan videoyu editleme oturacağım. O yüzden şu an vlogu kapatayım dedim. Bu haftalık vlogum bu kadardı. Birazcık nasıl video oldu bilmiyorum şu an editlemediğim için ama umarım sıkılmamışsınızdır. Çünkü çok dolu dolu geçtiğini hissetmedim ama yine de umarım sevmişsinizdir. Daha çok haftalık vlog isterseniz yine yorumlarda bekliyorum. Hepinize öpüyorum. Dediğim gibi umarım sevmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşürüz.